Arkadaşlar merhaba. Arrow dizisi 6. sezonunda bitirmiş oldu. Bir hafta önce bitirdi tabii ki. Ufaktan tepeden gecikme olsa da ben yeni seyrettim. Arkadaşlar ufaktan bir yorumunu yapayım genel sezonun. Arkadaşlar dizi ilk başta güzel başladı. De çok karakterini bilirsiniz. Arrow'un 2. sezonunda görünen, bence Arrow'un en efsane sezonu olan 2. sezonunun efsane olmasına neden olan De çok karakteri. Manuel Bennett'in canlandırdığı karakterdir. İlk 4-5 bölüm göründü. Ufaktan tefekten kendine bir görev verilmiş. Oğlunu bulmaya çalışıyor. İşte buluyor da oğlu kötüler safına geçmiş. Oliver da buna yardım ediyor. Neyse işte bu halbuki bunun bir oğlu daha varmış. İşte o oğlunu da aramaya başka yerlere gidiyor. 4-5 bölümde bitiriyorlar. İlk önce ben sandım ki bu Deadshot herhalde sezon boyu olacak ama olmadı. 4 bölüm. En fazla 5 bölümde çekti gitti. Oynadığı bölümler güzeldi. Zaten Manuel Bennett kaliteli bir aktör görüyorum ben. Beğeniyorum yani ben bu adamı. Karakteri de çok beğeniyorum. Yani DC'nin en çok sevdiğim karakterinden bir tanesi de Deadshot benim. Neyse arkadaşlar bu 4-5 bölümden sonra Jaden James isimli bir bilgisayar korsanıyla karşılaşıyoruz. Hani yabancı dizileri seyredenler bilir. Kasım aralığa doğru bir ara verilir. Burada da bir ara veriliyor işte. İlk araya kadar Jaden James kötü karakterimiz. Eski Arrow dizilerindeki bir full tek bir kötü karakter yok. Bu Jaden James çok akıllı bir bilgisayar korsanı. Arrow'a kafayı takmış durumda. Bir video var. Bu videoda Arrow o oğlunu öldürüyor. Bu da diyor ben diyor Oliver'dan intikamımı alacağım diyor. Oliver'a kafayı takmış. Oliver da belediye başkanı. Neyse İşte zora sokmaya çalışıyor Oliver. Sen diyor benim oğlumu öldürdüysen ben de senin çok sevdiğin şehrin eline alacağım diyor. Şehri bitirmeye çalışıyor. Her zamanki şehri koruma. Sen şehre layık değilsin lafları işte. Neyse işte mücadele ediyorlar. Şöyle bir olay oluyor. Kendine bir kötüler takımı kuruyor bu Jaden James. Tek başına değil. Arrow'u da bilirsiniz. Bir dünya yanında adam var. Beğenmediğim bir nokta var arkadaşlar. Geçen sezondan beri. Oliver bildiğiniz yanında 5-6 kişiyle dolaşıyor. 5-6 kişiyle. Ya Arrow bu kadar beceriksiz mi? Yani biz artık Arrow dizisinde değil de yani resmen yanındaki ekip arkadaşlarına bile izler hale geldik. Yani bu kadar ekip arkadaşı Arrow'u ben yakıştıramadım açıkçası. Hani tam bir tane iki tane Felicity ol tam bilgisayar başında. Yanında da iki tane adam var tamam. 3 tane yardımcıyla bu iş güzel güzel gider ama böyle elini sallasan adam arkadaşım yani. Bu kadar adama ne gerek var? Neyse bu Jaden James'den baş ediyor. İşte o Jaden James'in oğlunun öldürme videosu harbiden sahteymiş. Bu ikisini birbirine düşürmek için yapılan bir komployumuş. Arrow bunu tespit ediyor. Kanıtlamaya çalışıyor. En son kanıtlıyor da. Tabii kanıtlarken Jaden James bir yandan da şehri mahvediyor. Şehri mahvediyor derken şehrin parasını gasp ediyor. Bilgisayar korsanı ya bu adam. Dijital olarak bütün parayı gasp ediyor işte. Bir tane bomba var. Patlatırım diyor falan filan. Gelelim ikinci araya. Hani bu Kasım Aralık'tan sonraki ikinci ara veriyorlar ya. Bu Jaden James'in onu da anlatayım. Jaden James'in kötüler takımında Diaz adında verilen bir karakter var. Ricardo Diaz. Bu burada basit bir mafya babası. Jaden James'e yardımcı olmak isteyen, onun amaçlarını gerçekleştirmek isteyen, para karşılığı gerçekleştirmek isteyen bir adam. Şimdi Jaden James Oliver tarafından tutuklanıyor. Sorgu odasına atılıyor. Bu Diaz geliyor. Abiyse bu Diaz şeymiş. Şehri çoktan ele geçirmiş. Her yerde adamları var bunun. Polis karakolunda adamları var. Mahkemede, belediyede, her yerde arkadaşlar bunun adamı var. Gerçek manada şehri ele geçirmiş. Ya mübarek sen ne ara şehri ele geçirdin? Yani imkansız yani. Tamam güçlü bir patron olabilirsin ama hani bu şehri ele geçirmek ne ara ele geçirdin? Oliver Diaz'la karşılaşıyor. Şimdi Diaz'la karşılaşıyor ama Diaz şeyle geçmiyor. Çok Oliver çok zorlanıyor. Her yerde adamları var. Yakalamak, bulmak falan filan çok zor. Yani öyle böyle zor değil. Bu arada şeyde geri dönüyor. Neydi o ya? Çığlık atan kız. Laurel. Laurel de geri dönüyor. Tabii o şey Laurel. Başka dünyadaki Laurel. Black Siren'de herhalde. Black Siren olan. Ufaktan tefekten iyi oluyor. Böyle iyi oluyor böyle yani. Eski Laurel olma adımlarında ilerliyor. Tabii olmuyor. Tam manada olmuyor ama hani şey,
aydınlık tarafa geçiş yapıyor gibi bir şey. Neyse. Ricardo Diaz'a bazı bölümler şey yapılıyor. Bir karizma yükleniyor. Çünkü sıfır bir karakter. Kimse tanımıyor bu adamı. İşte gençliğinde çok zorluklar çekmiş. Ne yaptıysa tırnaklarından yapmış falan filan diye. Zor yani karşılaştığı zor şartlar anlatılıyor. İşte Ricardo Diaz da gerçekten Oliver'ı çok zor bunları koyuyor. Çünkü yapacak bir şey kalmıyor. Ayrıca Oliver takımıyla kavga ediyor arkadaşlar. Mübarek herkesten kavga edecek bir olay buluyor. Yani bazen böyle kaprisler, Oliver haklı, bazen öbür taraf haklı. Yani zaten senaryo buna göre yazılmış. Adamlar birbirine kavga ediyor durduk yere. Küsüyorlar, işte trip yapıyorlar. Herkes ayrılıyor takımdan. Oliver diyor, ben diyor yalnız kurt olacağım diyor. Eski usul yapacağım diyor. Ben bunu öldüreceğim diyor. Tabii böyle mi oluyor? Böyle olmuyor. Yine eski takımı yine bir araya geliyor işte. Sevgi oluyor, kardeşlik oluyor. Birbirlerinden barışıyorlar. Hadi Diaz'ı yenmek için güçlerimizi birleştirelim diyorlar falan filan. Gerçekten barış oluyor işte en sonunda. Ya arkadaşlar saçma. Dediğim gibi yani Oliver ya git bir yere pusu kur. Sen sonuçta Arrow'sun. Attığını vuran bir insansın. Yakın dövüş tekniklerinde ya artık dizide öyle bir hale geldi ki kimse yenemez oluyor. O dereceye gelmiş bir insansın. Kimse yenemez. Ama işte bu takıma niye ihtiyacın var senin? Hadi ya, ihtiyacın olsun bir kişi iki kişi. Neyse işte bu Diaz'la mücadele ediyor. Arkadaşlar saçmama gelen bir nokta daha oldu. Bu sezon bol bol mahkemelerde geçirdik biz. Oliver Green Arrow mu? Oliver Green Arrow mu? Ya yeter arkadaşım. Her bölümde en aşağı 10 kişi senin Arrow olduğunu öğreniyor. En aşağı 10 kişi senin ne olduğunu biliyor. Şimdi hani bunu geçen sezonlar bize çok yedirdiniz. Artık sıkılmaya başladım ben bundan. Artık ciddi ciddi ben buna sıkılıyorum arkadaşlar. Hani mahkeme sahnelerini görmekten Oliver çıkıyor. Hayır ben Green Arrow değilim falan filan işte. Öyle şeyler söylemesinden sıkılıyorum açıkçası yani. Yeter artık. Ben sıkıldım ben bundan. İşte bu sezon bol bol yine bu sahneleri görüyoruz. FBI'den adamlar geliyor. Hani Oliver'ı çok sıkıştırıyorlar. Gerçekten çok sıkıştırıyorlar Oliver'ı. Neyse işte bu sezon da öyle oluyor. En son işte Diaz'ı yenmek için hep beraber FBI, Oliver herkesten yardım alıyor. FBI'den yardım alıyor. Bu Argus'tan yardım alıyor. Kendi takımı bir araya geliyor. Herkesten bol bol yardım alıyor. İşte yardım alıyor. Yardım alırken de şey yapıyor. Anlaşıyor FBI'yle. Diyor ki arkadaşlar diyor ben de günahlarımı şey yapacağım diyor. Size söyleyeceğim diyor. Ama diyor bunun karşısında takım arkadaşlarımın şeyini isterim. Affını isterim. Hakikaten FBI'yle anlaşıyor. Takım arkadaşının affını şey yapıyor. FBI'yle alıyor. Şimdi arkadaşlar bu videodaki bir komiser var. İsmini unuttum komiserin. Komiser Lens. İsmini unuttum. Çok sevdiğim, çok beğendiğim, çok kaliteli bir aktördür bu. Gerçekten birçok saniye böyle alnına kıyına çıkan bir aktördür. Bu komiserimiz de ölüyor bu sezon. Anlaşamamışlar artık yeter zaten. Hani kaybolmuş gidiyor dizide. En büyük şeylerden, haberlerden birisi bu komiser ölüyor. Onlar için işte Arrow aynı Arrow. Herkes aynı şey diyecek. Son bölüme kadar hem Jaden James hem de Diaz. Son bölüme kadar çok sıkıntı çekiyorlar. Arrow'un böyle tırnağımın ucu kadar şey kalmıyor. Yapacağı bir şey yok. Çaresiz. Yani rezil bir şekilde duruyor. Neyse ama son bölümde yine işte böyle din imanı böyle şans olmadan yanılmaya başlıyor falan filan. Son bölümde işler değişiyor. Arkadaşlar ben bunu bu yüzden sevmedim. Sen 22 bölüm Oliver'a yani 22 bölüm Oliver'ı lağımda beklet. 23. bölüm Oliver göklere çıksın. Ya saçma arkadaşlar bu. Hani birbirimizi kandırmayalım. Saçma bu olay. İşte 6. sezon böyle geçiyor. Nasıl mı diyeceksiniz? Bence geçen sezon idare ederdi. Hani yine bazı iyilikler vardı, bazı kötülükler de vardı ama bu sezon çok yanlış şeylerini gördük. Beğenmedim ben. Arrow'un en sevmediğim sezonu maalesef benim bu sezon oldu. Arkadaşlar seyretseniz de olur, seyretmeseniz de olur ama ben artık şey olmuşum. Hani nasıl bizde arkeologlar seyrediyor, çekirdeğimi alıp seyrediyorum. Gerçekten de öyle. Yani böyle çıt çıt şey, keyif dizisi olmuş bence Arrow. Flash dizisinde
Iris vardır. Nefret ederim. Sahnelerini direkt geçerim. Bu sezonda bu dizide benim böyle nefret ettiğim bir karakter de yok. Ne kadar ana senaryo kötü olursa olsun karakterleri her şeyden beğeniyorum arkadaşlar. Güzel şeyler. İdare ettim. Ama çok bir beklentiye girmeyin. Kötü bir sezon olduğunu söyleyeyim. Sıkıcı bir sezon olduğunu söyleyeyim. Beklentiye girmeden keyifli bir şekilde seyret. Onun haricinde seyretmezseniz hiçbir şey kaybetmezsiniz. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Seyretmeye de bilirsiniz ama hani seyredecek bir şeyiniz yoksa açın seyredin. Bu kadar arkadaşlar. Başka bir şey yok dizine. Bir esprisi yok. Bir albenisi yok. Dizi bu. 6 sezon dizi. 6 sezonun en kötü sezonu bu sezon. Hep verdiği şeyleri kendi önümüze koydular. Pişirip nereye kadar önümüze koyacaksın? Green Arrow takım olmadan bir hiç. Hiçbir şey yapamıyor. Resmen takım lazım. Arrow bu değildir arkadaşlar. Bizi kandırıyorlar. İnşallah bir dahaki sezon daha iyi bir sezon geçiririz. Bakalım nasıl olacak. Allah ömür verirse seyrederiz. Yine yorumlarız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir dahaki Flash'ı incelemeyi planlıyorum ilk boş vaktimde. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.